Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. "Radio Kassel". kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Trafik suçuna cinayet cezası. Dün Berlin Mahkemesi aşırı hız yaparak bir kişinin ölümüne yol açan iki sanığa cinayet suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Berlin'deki karar sürpriz oldu. İlk defa ölümle sonuçlanan yasa dışı araba yarışına adam öldürmekten ömür boyu hapis cezası verildi. Geçen yıl Berlin'de otomobil yarışı yaparken bir kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan 25 yaşındaki Marvin Ne ile 18 yaşındaki Hamdi Han'ın yargılandığı dava dün sonuçlandı. Mahkeme sanıkları adam öldürmekten müebbet hapse mahkum etti. Hakim, sanıklar elbette adam öldürmeyi hesaplamadılar. Ancak yaptıkları hızın sonunda ölümün olabileceğini hesaplamaları gerekirdi. Onlar için daha az ceza veremezdik dedi. Alman ceza yasasına göre ömür boyu hapis cezası 16 yıla sınırlı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanan sanıklar en erken 15 yıl sonra serbest kalabilecek. Sanıkların temiz hakkı da bulunuyor. Hessen ilk öğretim okullarında yapılan işler giderek artıyor. Bu yüzden makul eğitim çalışmalarına zaman kalmıyor. Son yıllarda Hessen ilk öğretim okullarında tam gün okul, yeni ders taslakları, daha fazla çocuk, Almanca bilmeyen çocuklar gibi birçok değişiklik yaşandı. Almanya'nın insanların kültürel ve psikolojik yapısını göz ardı eden teorik ulusal eğitim politikasının ürettiği öğretmenleri İyi Almanca konuşamayan veya aileleri başka ülkelerden geldiği için kültürel referansları Alman olmayan insanların durumu zora sokuyor. Bundan başka öğretmen açığı da okullardaki durumu zorlaştırıyor. GV sendikasından Suzanne Höt bu durumu eleştiriyor. Höt, makul bir eğitimi hayata geçirmek için gerçekten de hiç zamanımız olmadığı duygusuna kapılıyorum. Duvara toslamış durumda yanıt vermeye çabalıyoruz diye konuştu. Seydoğlu Hesen Kültür Bakanı Alexander Lord, Frankfurt İlk Öğretim Okulları müdürlerine birlikte konuşma çağrısı yaptı. Gelecekte daha fazla ilk öğretim okulu öğretmeni yetiştirilmesinin güçlendirilmesi istendi. Yeşilci politikacı Özcan Mutlu, Türkiye güceli rehin olarak tutuyor dedi. HR Info'nun sorularına cevaplayan Özcan Mutlu'ya göre Türk yargısı hapisteki Welt gazetecisi Deniz Yücel davasıyla ibret ders vermek istiyor. Onlar sadece Türk gazetecilerin hapse sokulmadığını göstermek istiyorlar. Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanması Almanya'da büyük tepki topladı. Ülke genelinde bugün Yücel'le dayanışmak için araç konvoyu eylemleri düzenlenecek. Frankfurt'ta da öğleden sonra Alman Türk'ü Flörsheimli gazeteci Deniz Yücel'i desteklemek için araç konvoylu protesto gösterisi yapılacak. Flörsheimli Yücel Türk ve Alman vatandaşı. O 2016 Temmuz'unda ilan edilen olağanüstü halle Türkiye'de tutuklanan ilk Alman gazeteci. Ayrıca Almanya'nın büyük gazeteleri bugün Denize Özgürlük ilanıyla çıktı. İlanda bilginin, düşüncenin, ifadenin, sanatın özgürlüğü için. Deniz Yücel ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer tüm gazeteci ve sanatçılar için hep birlikte ifadeleri yer alıyor. Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde de bugün saat 17'de bir protesto gösterisi yapılacak. Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu protesto gösterisine katılma çağrısı yaparak Türkiye'deki tüm tutuklu gazeteciler için özgürlük istedi. Deniz Yücel'in görev yaptığı gazete Die Welt ise bugün gazetenin genel yayın yönetmeni Matthias Döfner'in Wir sind Deniz, hepimiz deniziz başlıklı başyazıyla çıktı. Deniz Yücel'in tutuklanmasına Alman siyasetçiler de sert tepki gösterdi. Yücel'in tutuklanmasının acı ve hayal kırıklığına yol açtığını kaydeden Merkel, alınan kararın sert ve orantısız olduğunu söyledi. Merkel, Yücel'in yakında özgürlüğüne geri kavuşmasını umuyoruz dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Zygma Gabriel, Türkiye'de üzücü bir dönem yaşandığını ve Türk-Alman ilişkileri içinde zor bir dönemde bulunulduğunu belirtti. Hafta sonu 160'tan fazla milletvekili bir dilekçeyle Yücel'in serbest bırakılmasını talep etmişti. Deniz Yücel'in tutuklanmasına meslek örgütleri de tepki gösterdi. Alman sınırı tanımayan gazeteciler örgütünden yapılan açıklamada tanınmış bir gazetenin muhabirinin bu tür suçlamalara karşı kendisini müdafaa etmek durumunda kalması, kovuşturmaların boyutunun sınır dışı etme veya akreditasyon vermemenin çok ötesine geçtiğini gösteriyor, dendi. Örgütün yöneticisi Mir, Yücel'in ve Türkiye'de tutuklumundan diğer tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ederek, Deniz Yücel'e yöneltilen terör propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamaları tam bir saçmalıktır, dedi. Gazeteci Deniz Yücel 14 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel dün terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şu anda Türkiye'de 150 civarında gazeteci tutuklu. 800 gazetecinin basın kartı iptal edildi. Siyaset bilimciler Deniz'in adil yargılama sonucu değil, politik baskı ve uluslararası tepkiler sonucu serbest bırakılabileceği yorumunu yaptı. Almanya'daki istisnalı asgari ücret diğer Batı Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük. Bu sonuç Hans Böckler Stiftung'un yaptığı araştırmayla ortaya çıktı. Almanya'da işverenler işçilerine 8 ,84 euro 84 sent saat ücreti ödemek zorunda. Araştırmaya göre asgari ücret Lüksemburg'da 11 ,27 euro 27, Fransa'da 9 ,76 euro 76, Hollanda'da 9 ,52 euro 52, Belçika'da 9 euro 28 cent ve İrlanda'da ise 9 euro 25 sent. Değerli Necdet Radyo Kasar'ın hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız.